Hepinize günaydın canlarım, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben Allah'a şükürler olsun, iyiyim. Mutluyum. Bana olsun değil mi? Bugün de bitirdik Allah'a şükür. Şimdi iş yerinden çıkma saatimiz yaklaştı. Son 10 dakika kaldı. İşlerimi bitirdim. Koridorumu süpürdüm. Çöplerimizi attık. Temizlerimizi aldık. Geldik. Her şey görev tamam. Artık eve doğru gideceğiz birazdan. Aslında vaktimiz kaldı söylediğim gibi. Yine yorucu bir gündü. Hangi bir gün yorulmuyoruz ki? Dün 7 tane çıkışımız vardı. Bugün de aynı şekilde 7 tane çıkışımız var. 6 taneydi bugün normalde ama son dakika bir room change çıktı. Yani room change ne oluyor? Odayı beğenmemiş. Başka bir odaya geçiş yaptı. Ve o zaman da çıkış oluyor. Tekrardan yeni bir misafire hazırlıyorsun. Onu yaptık, onu da bitirdik Allah'a şükür. Ne bitmiyor ki, o da bitti. Ama bugün birazcık kafam ağrıyor açıkçası. Kafam ağrıyor, böyle bir değişeyim. Hem iyiyim hem kötü gibiyim, anlamadığım bir şekilde. Neyse bakalım, otelden çıkalım da belki iyi olurum. İş, stres falan derken hepsi bir arada toplandı galiba. Eve gidince bir ağır kesici atmam lazım. Çok atmamaya çalışıyorum aslında ağır kesiciyi ama yani çok bünyem alışmasın diye. Sonuçta her ilaç fazlası zarar. Ondan dolayı öyle yapmam lazım. Öyle, siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Kışta hazırlıkları yapıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Yapıyorsanız eğer. Valla beni gördünüz dünkü videomu inşallah izlememişsinizdir. Bu ses ne ya? Bu ses geliyor. Neyse, inşallah izlemişsinizdir. İzlemediyseniz, izlerseniz çok sevinirim, mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum hepinizden. Ancak işte o izlediğiniz videodaki yaptıklarımı yaptım. 1 kilo biber ve 2 kilo domates yaptım. Biberi uygun mu almışım bu arada bilmiyorum. 20 TL'ydi. İnşallah uygundur. Ama annem dedi uygun değil. Pazarda dedi 15 liraydı. Hayır ya dedim, pazarda 20 TL'ydi. Ben öyle gördüm. Ondan aldım hatta. Neyse, pazar videolarını seviyor musunuz? Sevdiniz mi? Pazar videosunu da eğer sevdiyseniz, bu hafta pazar var bizim burada. Pazar günü pazar var. Gidip çekmemi istiyorsanız eğer pazar günü pazarda pazar videosu çekeyim. Anlatabildim umarım. Ama yok, hakim hiçbir şey anlatamaz. Anladınız siz değil mi? Anladınız. Ay, derdim dışarıdaydım. Çok ses vardı. Yani şu ara yerdeydim. Açılış mı yaptın? Şimdi... Annem gelin yanına geldim. Ben siz açılış mı yaptım hakime? Evet. Bir kere de sensiz oluversin. Kadek saati ne olacak? Laflıyoruz. Kanki şinle mi? İkimiz de berbat yorulmuşuz. İkimiz de ayak sancısı çekiyoruz. Hep ikisi. Ben yokum. Ben hiç oda yapmıyorum. Ya sen ben. Genç kızsın. Daha ayağın mı ağrıyor? Bizim ayaklar ağrıyor. Onu konuşuyoruz. Soğan mı sarsak, samsak mı? Gençler yorulamaz mı yani? Senin gibi ki biz hiç yorulmadık evvelde. Yorulamaz. Gençler yorulamaz. Aleyloş duydun değil mi? Her salıyor bakalım Leyloş'ta. Neden gençler yorulamaz? Bunun açıklaması genç takipçilerime bir açıklama yapar mısın Leyla abla? Biz gençken daldan dala atlardık. Tamam da bahsettik. Hiç yorulmazdık. Şimdiki gençlik yalan yok. Leyloş gel şey yapalımış. Fıstık toplamış. Biz de nohut yolardık o zamanlar. Genç kız bak. Hiç gerçekten bak, hiç yorulmaz mıydınız? Hiç yorulmazdık bak. Ama dur. Şöyle bak, sabahla akşama kadar fıstık kazardık. Akşam ya, akşam ekmeğini yatsı üzerinde yerdik. Ondan sonra gece kakar fıstık kırardık saat 11'e kadar. Gece kakardık saat 3'te 5-6'ya kadar ekmek yapardık. Ondan sonra haydi gene tarlaya giderdik. Vay be. Çocuk, kaç yaşındaydın o sıra? Anası kızarmış hem de. Çok kızardım diyor. İşte. Şimdi dermiş keşke kızmayaydım mı diyor. Şimdi öyle kızım dururumuz yoktu ki. Anam gece kaldırdı bizi. Kalkın ekmeğe kendi gider yatardı. Ana bir de duyuyor musun canlarım? Annesi gecenin bir saati uyandırırmış. Kalkın ekmek yapın diye. Geri kendi yatarmış. Diyor. Vay anacığım vay de. Vay. Şimdi ay kızım öyle devirdik seni. Keşke diriltmiş. Keşke etmeseydim derim. Ama biz değildik. Herkes öyleydi o zaman. Evet evet. Herkes zorumuza gitmedi şöyle. Herkes öyleydi o tabii, zaman. Tabii biz de diyorum ya. Biz de çok nasıl diyorlar. Bak süpürge el ele. Çamaşır el ele. Bulaşık el ele. Her şey el ele. Her şeyi elle yıkıyorduk diyor. Nasıl yetişiyorduk bu işlerde? Bulaşığı, çamaşırı. Değil mi? Bir yerden buraya
Dereden eve su çekerdik. Dereden su çekerdik diyor. İnşallah sesi geliyordur Leyla ablanın. Nereye su çekiyorduk ablanın? Biz de öyle su çekiyorduk. Su taşıyorduk bir de. Seninle bir gün bir röportaj yapalım Leyla abla. Bak hayat hikayen çok izlenir ha. Vallahi rekor kırarız. Yine de iyi Leyla'nın şimdi songürlüğü vermiş Allah'a. Aa şimdi iyi. Şimdi, ama geçmişte de çekmiş. Geçmişte tamam. Çekmiş ama ki gelmiş bu günlere. Bu eziyet gibi değil ki. Mutluymuş yine tabii de. Tabii canım hep söyledi. Herkes. Hani yine de mutluymuş onları yaparken. Kızım sabahına bakardık sırları dağa sürerdik. Herkes sürerdi. 15-20 kar olurdu. Evet. Kızım ne diyeyim burayla belki benim evim olduğu yer gibi. Arkamızda odun getirirdik. Herkes geldi. Burada mıydı? Duyuyorsun canlarım ne hayat hikayeleri var. Alanya'dayken. Neler neler. Ellerinde çamaşır yıkamışlar, bulaşık yıkamışlar. Ha. Şimdi her şey diyor makineyle diyor. Önceden yoktu diyor. Sabahın köründe kalkarlarmış, köyür güdürlermiş. Gece anas ekmek yaparlarmış. Evet. Bayağı zormuş ya. Ya mutluyduk onları yaparken de eziyet gibi değildi. Değildi bak görüyor musun? Katılıyor fikrime. Evet. Ya. Eziyet. Herkes yapıyordu. Leyla ablacığım bir sorum var. Hiç yapmak istemediğin oldu mu? Vallahi hiç olmadı. Bıktığın, isyan ettiğin. Benim de olmadı kız. Bak aynı Leyla'yla karakterlerimiz. Hani şimdi mesela annemiz atıyorum. Annemiz atıyorum. Bulaşık yıka. Öf anne bir dur sonra yıkarız diyoruz yani, mesela. Evet. O zaman diyemiyor muydunuz bunu? Diyemiyorduk. Bak. Demek aynen. De istemiyordunuz ama siz demek ki. Korkuyorduk. Anamızdan korkuyorduk ya. Tabanalarca. Tabii. Bir vakta sıktı bulaşık gözüm. Ablam aynı Leyla ablam vardı. Bak sabahlar mesela sen ahıra git orayı süpür. Leyla sen bulaşığı yıka. Pirhan sen evi süpür. Sen ben de şu işi yapayım. Hepimiz ablam da vardı. İşe dağılıyor herkes. Tabii herkesin yapacağı vazife işi var. Vazifesi ha. Doğru diyor. Doğru diyorum Leyla. Analardan korkulurdu. Korkuluk he. Anam gelmeden bulaşığı yıkayam, anam gelmeden yemeği yapam. Öyle diyorduk. O zaman analardan korkulurdu. Şimdi analardan ne korkuyor? Kendin yapmıyor adam. Öyle. Ana bana bir su versene diyor adam. Kız o ipek böceğini anlatsan ya bir. İpek böceğinin işlemiyordu mu onu bir de? Onu biz hiç görmedik bak ipek böceği. Sen bilir misin hakime beyaz böyle. Sen görmediysen ben nasıl bileyim anne? Hayır hiç gördün mü? O dut yer. Dut yer. İpek böceği dut yermiş. İpek böceği o ne işe yarıyordu? Topladığı. O zaman tohumu Bursa'dan gelirdi. Aynı fesleken tohumu gibi. Tohumu Bursa'dan gelirdi. Anam böyle temiz bir bezin içine döker. Böyle boynuna atardı orada onu çıkarırdı. Karınca gibi çıkardı o. Böcek hakimi. Allah Allah. Sen böcek topluyor musun? Tabii canım. Onu oradan çıkar mı? Hiç aynı araya hiç o şey getirmez. Şey acaba dokumalarda falan mı şey oluyor ki o? Neydi? Evin içinde. Ne işe yarıyordu ki? İpek böceği. İpek böceği şu ipekler ya ondan oluyor işte. Bir kanalın birinde de izledim televizyonda. Bursa'dan gelir onun tohumu. Ondan kere yazında Bursa'dan gelirler alırlar götürürler. Yani tüccarlar alır kuzağını. Sen eşin mi Bursalı? Kız ne Bursalı? Bursa nereden geliyor? Bursa'dan gelir onun tohumu. Hayır Burdur'da mıydı, Bucak'ta mıydı işte gidiyor mu ki ya? Burdur'da Alanya'da yatardık. Onu tamam orada işliyordunuz ama siz Bursa'ya Burdur'a gidiyorsunuz ya. Kızım benim kocam Burdur'da. Ha işte onu diyorum. Ben. Ama sen Bursa dedin anne. Ama Bursa değil Burdur. Burdur. İkisini karıştırıyorum ben bak Burdur ile Bursa ile Burdur. Burdur. Hah onu karıştırıyorum. Neyse kızlar haydin kalkalım saatimiz geldi. Geldi mi saatimiz? Geldi. Hadi asansörü çağıracağız daha. Hadi. Saat geldi. Evet canlarım biz eve geldik. Yemeğimizi yedik, duşumuzu aldık. Televizyona bakıyorduk ki ne geldi? Migros siparişlerim geldi. 2 gün önce vermiştim. Perşembeye boşluk vardı. Saat 7 ile kaç arasıydı? 9 arası mı her neyse işte. Geldi Barış kapıya ta aşağı indi kapıyı açmak için. Ben de onları bekliyorum. Gelsin hemen size neler aldım onları göstereceğim. Yemekleri de ne yedik biliyor musunuz? En hızlı ne olursa onu yedik. Yani sucuklu yumurta yaptık. Domates, zeytin, peynir. Bugün de böyle atıştırdık. Karnımızı doyurduk çok şükür. Geldiler. Durun. Ben yerimi hazırlayayım. Şu tripodu küçülteyim bari onlar gelene kadar. Efendim? Bunlara malzeme söyledin mi? Söyledim. Şu an teslim edildiği mesajı geldi. Ay etrafım ne kadar bir kötü görünüyor. Dur bakayım şunu arkaya alayım. Tepsiler falan yemek gidik ya daha. Dur.
Dur hemen şey yapma. Yalakalığa başladı ya. Ver elime bakayım gelecek mi? Yalakalığa başladı hemen. Sıkmaya başladı. Direkt ben bunu göstereyim. Çıtıra Felix'in Parti Mix diyor. Ödül maması tavuk, sığır eti ve somon karışık. Böyle üzerleri de farklı farklı şekiller var. %40 indirim vardı mamalarda. Ben de sipariş ettim çıtırıma. Çok seviyor bunu. Gel annem gel. Bak 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 ayağıma çıktı resmen şu an. Ne aldı anneyle baba sana ne aldı? Gel bakalım beğenecek misin bunu? Normalde Şok'tan aldığımız ödül maması vardı. Kokla bakayım. Nasıl kokluyor şu an? Çık şuraya bir görsünler gel. Şuraya çık. Gelmiyor. Neyse ben 2-3 tane şöyle bir vereyim de tadına baksın. Bunlar bayağı değişik. Ay, tamam tamam. Tamam dur. Dur şurada numaramız çıkmasın ha. Oh kurban olurum. Gel şurada ye. Rahat rahat yerdim. Şuraya dökülenin bir tane vardı. Onu da beğendi. Zaten ödül maması ve yaş mama aşığı bir çıtır. Niye kapanmıyor? Felix bir de iyi marka bu arada. Bakalım bakalım neler söylemişiz Migros'tan. Arabasının rengi değişmiş değil mi? Normal dokma arabanın. Ama turuncu değil mavi dedi. Bu normal dokma. Bir de poşetler de turuncu değil bu arada. Onun da dikkatimi çekti. Mavi poşetler. Normalde turuncu oluyordu. Ay bu eve getirme hizmeti çok iyi gerçekten vallahi. Çünkü bu kadar malzemeyi motorla nasıl getirelim? Araban olsa al gel de. Neyse ilk büyüklerden başlayayım size. Şöyle 3 kilo Migros'un yoğurdundan aldık. Bu iyi oluyor. Geçen 3 kiloluk almıştık hemen de bitti yani. Yoğurdu çok seviyoruz biz. Hele evde olsam artık ooo. Daha sonra piliç baget almıştım. Şöyle dondurucuya atmak için. Bayağı da iyiymiş. Banvit'im bu arada. 750 grammış. 1 kilo bile değil. Tamamdır. Bir diğer yine Banvit'in bonfile göğsünden söylemiştim. Bayağı da büyük bence değil mi? Şeyleri. Şeyden aldığın yok mu Barış? Hasan amcanın oradayken bir tavuk göğsü almıştın. Küçücük el kadar bir şey 50 TL vermiştin. İşte, o bu da 70 falandı. Belki 70'ten daha az şu an. Senin değil annem. Seninkiler orada niye yemedin? Beğenmedin mi Barış sence? Yedi. Yiyorum. Kafası karıştı şimdi. Ona daha bir şeyler çıkıyor sanıyor. Bu poşetimiz bitti. Daha sonra şu büyüğü de gösterelim. Şey çıtıra. Çıtıra kum aldık. Bu da indirime düşmüştü. 20 TL mi? 19-18 TL falandı. Gizmo'nun kumunu aldık. Bitmiyor, bitmiyor. Masrafları bitmiyor bu kedinin. Sonracığıma temizlik ürünlerinden ise Vim markasının çamaşır suyu WC temizleyicisinden aldım. Bu şekilde daha sonra lavantalı yumuşatıcı aldım. Bu da 3 litreydi. Büyüklerinden. Daha büyükleri de var tabii 5 litresi falan da onlar bayağı pahalıydı. Daha sonra çiçek kokulu yüzey temizleyicisinden söyledim. 1,5 milim diyor. Ve bu daha büyükmüş. Bulaşık makineleri için tuz aldım. Tuzu kattıktan sonra gerçekten değişiyor. Vim'den aldığım tuzla daha büyük gibi hissettim. Değil mi? Bu da 10 liraydı. İndirime düşmüştü hatta. Düşmüşken alayım dedim. Bir poşetimiz daha bitti. Sen ne tanıtacaksın onu merak ediyorum. Çıtır. Sonra 4 adetcik domates. Çıtır niye yemedi aşkım? Normalde bitirir. Sevmedi bence onu. Sonra 500 gram yani yarım kilo sivri biber. İyi ki de yarım kilo almışım. 30 TL'ydi kilosu bunun. Buradan 20 TL'ye aldık. Sonra 1 kilo patates bu. 1 kilo da soğan söyledim. Ve 1 kilo mu falan 1 kilo galiba kabak söyledim. Bu poşetimiz de bitti. Şuraya gelelim. Ay kaydı.
Sonra yağ çözücü söyledim bir tane de. Yakın zamanda temizlik videoları gelir bu sefer evde. Sonra dur göstereyim de vereyim geri sana. Yine hani indirim var diyerekten yine ödül maması söyledim. Bu da ördekli. Verme ha, yemiyor çünkü. Yine Whiskas'ın. Bu da kümes hayvanlı diyor. Yaş mama. Karnı hayır top. Anneciğim. Karnı mama verdim. Sonra bir de 5 kiloluk tursil söyledim. Şöyle ilk defa söyledim ama bunu. Klormatik diyor. İnşallah iyidir. Canlı renkler güçlü çözüm diyor. 80 lira falan da bunun fiyatı da. Diğerlerininkini tam hatırlamıyorum. Son poşetimiz kaldı. Onu da gösterdikten sonra bunları yerleştireyim. Hemen buzluğa atılacakları atayım. Dolaba konulacakları koyayım. Dışarıda kalmasın. Burada da ne yazıyor? Banka mı yazıyor? Ne bu? Burada da canlarım 1 kilo 100 gram kıyma var. 130 TL'ye almışım. 1 kilo 100 gramı. Kilosu 117 TL'ydi. Burada 1 kilo kıymamız var. Bunları paket yapıp buzluğa atacağım. Yemeklik bir şekilde ayarlayıp. O yüzden aldım yani. Kışın yemeklerde falan kullanırım diye. Sonra bu ne? Bir paket çekirdek almışım. Bir paket sırma, maden suyu. Ve 5 kiloluk un aldım. Bu da 47 TL'ydi. Biliyorsunuz ki Bim'inki 55 TL. Ben de bundan 5 kiloluk un aldım. Vallahi aldıklarım bir son olarak durun şurada şey kaldı. Son olarak da 400 gramlık Nutella aldım. Bu kadar. Bu gördüğünüz alışverişim hemen söylüyorum yukarıda görünen 650 TL tutmuş. Şu gördükleriniz. Ama bu sefer yiyecek bir şeyler var değil mi? Kıyma var, tavuk var, bonfile var. Şey göğüs var yani. Ondan sonra un var, tursil var, yumuşatıcı var. Var ya. Aynen. Gördüğünüz gibi böyle bir şimdi, abur cubur herhangi bir şey yok. Şimdi şunu aldım fiyatı. Yarın aynı fiyat alamıyorsun ki. Tabii ki canım. Bir ay, iki ay sonra kıymanın fiyatı bile uçacak gidecek. Şu anki pahalı dediğimiz her şey aslında ucuz olacak. Yani bundan bir ay, iki ay, üç ay sonra. Yani keşke o zaman almış olsaydık her diyeceğiz. Her geçen gün fiyatlar artıyor. Evet canlarım, maalesef ki yani. Maalesef ki. Her zaman diyorum videolarımda da biz iki kişiyiz. Allah'ım hani daha kalabalık ailelere alım gücü versin, bereket versin inşallah aldıklarında. Gerçekten çok zor, devir iyice zor. Yani biz iki kişiyiz. İkimiz de çalışıyoruz şu an. Allah'ıma şükürler olsun bir şeylerimizi alıyoruz. Böyle yani. Videom da benim bu kadardı. İnşallah beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Geçen alışveriş videomda çok ayrıntılı bir şekilde çekip yükleyemedim videomu. O zaman kafam çok ağrıyordu. Hatta şu anda da çok ağrıyor ama dedim bugün çekeyim artık. Böyle Allah'ım bin bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin, nasip etsin inşallah. Böyle canlarım. Bir alışveriş videosunun daha sonuna geldik. İnşallah beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Ben severek çektim videomu. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın canlarım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.